akıllı ev kuşu donarak selam eder diye. Ay hava soğudu ya, kış geldi. Efendim merhaba. Merhaba Evrimcim. Tabii alıştın Çeşme benim, Bodrum senin yaz havalarına. Sonbahar soğuğuyla yüzleşmek biraz zor oldu senin için. Geleyim mi? Ha, gel diyor bana. Peki. Tuzak mı kurdun, ne yaptın, gel gel diyorsun. Bugün neredeyiz biliyor musunuz? Ben bile inanamıyorum. Aylardır bugünün gelmesini bekliyorum. İşte bayramdı, seyrandı, tatildi derken sonunda kavuştum. E hadi gözün aydın Evrim. Söyle bakalım, kime kavuştun? Baba, Cengiz Kurdoğlu. Vallahi biz ailecek çok seviyoruz. Özellikle kardeşim. Lise yıllarını Cengiz Kurdoğlu şarkılarıyla geçirmiş, bitirmiş bir çocuktur. Bu arada makyözüm, gerçi yüzüne söyleyeceğim, kuaförüm, kardeşim, herkesin çok selamları var. Ya seni geberteceğim, saat kaç kız? Benim fikrim yok. Saat kaç kız? Evet. Ama ne yapayım, İpsala sınır kapısını gördüm. İpsala mı? Kapıkule, yemin ediyorum o kadar uzak ki. Görmüş olduğunuz gibi bir değişiklik yapıp bu kez ev sahibimize bahçesinde merhaba dedik. Ama hiç merak etmeyin, birazdan evin içinin de altını üstüne getireceğiz. Peki şimdi sırada ne var diyorsanız, elbette ki az sonramız. Buyursunlar efendim, bakalım bizi neler bekliyor. Cengiz Kurtoğlu sohbete gözdağı vererek başlayacak. Adam arkasına döndüğü zaman bir hareketler falan yapıyor. Sakın ben yapar mı? Önde yürürken asla. Bak arkadan işaret işaret. Bak ağzını burnunu. Efsane sanatçının diyet azmi herkesi şaşkına çevirecek. Ben 15 günden beri artık karar verdim. İlk defa yıllar sonra kilo vermek için. Ev gezmesine damgayı Arif Susam'la Cengiz Kurtoğlu'nun renkli düeti vuracak. Ha. Bugün benim karşımda ilk defa alıyorsun. Her şey burada bitsin. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? Ey. Çok ey, iyi gördüm. Ey dur. Ey. Ey İyiyiz dur. Allah aşkına olsun. Sağ olasın. Böyle giyindim ha, böyle eşofman. Çok güzel. Ay, keşke ben de öyle giyinseydim. He, aldık, trafik yok. Sessizlik. Sedat. Fadime ile Fadime yengemle geldik buraya. Artık burada mı yaşayacaksınız kışında? Yoksa yok, kışın gidip geliyoruz, gidip geliyoruz. Ne güzel. Ömür uzar değil mi böyle? Ömür uzar. Temiz. Biz böyle büyüdük zaten ya, böyle sessizliklerle büyüdük ya. Onun için memlekete çok sık seyahat ederiz. Artvin'e. Derken, kavuşturana şükürler olsun. Öyle evet değil mi? Ya, ya, Onur İliman. Kaç ay öncesi? Hidayet abi. Ya, evet, evet. Ay ben kimleri araya sokmadım. Biraz maceralı oldu ama sonunda kavuştuk işte. Cengiz Bey, daha nasılsınız? Ya koşturuyordu işte. Ben esasında... son yıllarda böyle kendimize biraz zaman ayıralım diye biraz da şey yapıyoruz, ihmal ediyoruz yani, es geçiyoruz. Hadi köye gidelim diyoruz işte, odun yakalım, çay toplayalım, fındık toplayalım, işte balık tutalım. Kafamızı dinleyelim istiyoruz artık, kafamızı dinleyelim. Yoruldu değil mi insan? Yani artık sırası değil, siz çalışacaksınız. Öyle değil mi? Ben ne daha diyorsun? Şimdiden yoruldum ama o ne olacak? Yok daha siz çok gençsiniz, olur mu öyle şey? Ya beş ya beş. Aslında şey değil, vücut yorgunluğu değil de biraz... Kafa yorgunluğu. Yani kötü insanlar çıkıyor karşınıza sürekli. Evet, ben hep izliyorum senin programlarını süre gelen zaman içinde. Kafa yorgunluğu normal zaten. Ya aşk olsun. Yok ha? Test yaptırdım ben, yok, değilmişim. Yok, bir ufak bir şey var böyle. Bir ha? Çıtır. Çıtır. Bir şerbet. Geçelim mi içeri? Tabii ben sana şeyler aldım. Yeni böyle içecekler, yiyecekler. Ya. Biz buraya geldik dün akşam. Fadime hep ev yoğurdu yapar böyle, evin içinde yapar. Dedim ki evde ne bir şeyler varsa burada topla dedim de çocuklar aç kalmasın oraya. Kurban olayım. Biraz önce sana alışveriş yaptı. Ay kıyamam. Ay şu evliliğinizden de konuşacağım, çok hayranım. Of Fadime. Allah'ım bana da nasip etsin. Fadime. Cengiz Kurtoğlu'nun eşi Fadime Hanım'a Karadeniz usulü sevgi seslenmeleri eşliğinde eve giriyoruz. Ay oh, gördün mü oraları? Fadime. Fadime kurban olayım. Sonra. Aa, bunlar bebişler mi? Bunlar benim 3 tane torunumun 2 tanesi. Tabii ufakken daha. Nasıl güzel büyüdüler maşallah. Büyüdüler bunlar şimdi, büyüdüler. Kaç oldu? 3'lük 4'lük oldular artık. Maşallah. Bunlar daha böyle işte erken kaç... Erken yaşta dede mi yapılır bir insan canım, siz de? Erken yaş olum ya, kaç sene oldu ya? 44 sene oldu Fadime'yi tanıdığım ya. Siz genç duruyorsunuz ama hiç belli. Ben biraz öyle her zaman olduğu gibi. Ama Artvinlerin öyle bir şeyi var, genetikleri çok iyi ya maşallah. Evet. Doğa ve temiz. Bunlar eski şeyler. Bakarız bunu. Bir mi bakalım? Yok, sonra bakalım. Sohbet edelim. Önce bir evlilikten konuşmak istiyorum. Evet. Allah'ım bana da nasip etsin istiyorum. İnşallah, inşallah, inşallah. Evet. Ne? Bunun sırrı ne? Bu kadar uzun süre.
Bunun sırrı şey, evde devamlı münakaşa edip kavga etmek değil tabii. Yok, tabii ki asla. Bu sır Tanrı'nın bir nimetidir, lütfudur zaten. Esasında başta öyle başlayalım. İnanmak, sevgiyi hiçbir zaman eksik etmemek, hiçbir zaman. Ara sıra kavgalar, gürültüler olacaktır. Ama bir saniye sonrasında o kavgalar, gürültüler taşınmayacaktır hiçbir zaman. Ev düzeni, aile birlikteliği, bunlar kitaplara da yazar zaten, okuyoruz. Evim, sen çok kitap okudun işte. Ama kitap okumakla olmuyor işte. Olmuyor. İnsanın onu içinde olacak tabii. İçinde olacak. Burasında olacak. Geçimli olmak başka bir şey çok, çünkü. Çok, çok. Çok önemli. Ya önemli tabii, biz mesleğimiz... Güven tabii, güven. Yani 30 yılı aşıyor benim tabii İstanbul'da bu profesyonel yürütmem ama... Yani 23-24 sene her gece performansım. Evet, Boğaz çok uzun yıllar sürdü zaten. Bunu Türkiye genelinde düşün, gittiğin ekstralar, işler, gece çalışmaları, yurt dışı, usulü konserler. Ama evimizin yolunu hep özlemle çekmek bizim birinci ilkemiz. Değil. Ve her girişimizde oh evime geldim bismillah diyerek kapıyı açtığım zaman huzurun en güzeli oradaydı tabii. Yine orada olacak. Fadime Hanım'ın da ayrı başarısı var tabii ki bunların. Şimdi bu ara bu Fadime bize ters bakıyor. Niye ters bakıyorsun? Fadime yenge. Şimdi baş başa kaldık biz Evrim. Hı-hı. İki oğlum, bir kızım. Onları çok güzel büyüttük. Gurur duyuyoruz. Gerçekten. Onlar bizi hep onur ettiler. Yetişme tarzlarıyla da biz de çok mücadele ettik tabii. Bunu niye söylüyorum? Kendi mesleğimiz icabıyla, yani biz gece çalışan insanlardık yıllarca. Yani babalarından örnek alabilirlerdi. Bir an ya bir konuya, yani ya işte gece gezmeler mezmeler. Yani benim çocuklarım gece saat 10.30'da 11'de aradın mı telefonları çalmaz. Çalmaz telefonları. Evet. Sen böyle şeyler yapıyorsun diye ben yapıyorum ha, bak haberin olsun. Kurban olurum, bilmez miyim? Programları hep izliyorum sizin ya. Sizin ağırlığınızı bilmiyor ha. Muyum ben? Adam arkasına döndüğü zaman bir hareketler böyle falan yapıyor. Sakın ben yapar mıyım? Önde yürürken asla. Bak arkadan işaret işaret. Bak ağzını burnunu. Şiddet var bu evde. Çocuk işçiyor şimdi. Tamam mı? Benim yok, güzel kardeşim. Asla yapar mıyım? Fadime! Fadime'm kurbanım. İsterseniz bir de Lazca seslenin Cengiz Bey. Belki o zaman sesinizi duyurabilirsiniz Fadime Hanım'a. Sonra hat mohti. Lazca çağırıyorum. Aa, sonra? Ne? Sonra? Fatma. Biz geliriz. Gel 45 lira gel. Bir öpeyim, biz bir gel. Ben size de çok hayranım çünkü. Hoş geldin. Evrim sana çikolatalar getirmiş. Hediyeler getirmiş. Çekler, banka çekleri gibi hesapları getirmiş. Kapıda jip var. Jip var kapıda. Ay, canım bir tane benim. Yazlık ayarladım Bodrum'da. Ben tutacağım. Tut, valla tutun. Hangi şarkı yapacaksın? Biz böyle baştan çıkarmışız, olup gidermişiz. Evet. Birlikte sunarız programı, ne var? Dizide de oynarız. Siz biraz dinlenelim ya. Yorulmadınız mı 40 senedir sahne? Yorulmaz mıyım ya? Onun için gidiyoruz ha, böyle sessiz yaşıyoruz işte. Ne güzel değil mi? Fırsat buldukça biz kaçarız memlekete, dağına, köyümüze. Şimdi bazen daha düne kadar yani eve erken gelirim ben. Evcildim son yıllarda tabii. Çünkü Boğaz'daki çalışmama ara verdiğim için artık akşamları da evime zaman ayırabiliyorum uzun yıllardan beri. Şimdi telefon açıyorum daha mesela. Yemek soracağım hani ne yiyebiliriz diye. Ne haber Fatma? Ne olsun diyor. Ben daha soru sormadan ne zaman geliyorsun diyor. Ama telefonu kapat. Evde. Ama bak, işte bu yalnızım. Bu çocuklar değil, yok. Konuşmalar değil. Öyle ne mi? Zaman geliyorsun, neredesin kelimesi arıza yaratır. Ona göre. Ben zaten adresimi, yolumu çok iyi biliyorum yani. Evet. Su akmış, yolunu bulmuş yani. Evet. Gibi ama öyle. O yalnız olduğu yalnız için. Yani ikide bir adama telefon, evde neredesin, çabuk eve gel, saat 5'te bilmem ne. Korkuyordur, yalnız. Senin için peki soruyorum. Ekmek bitti evde. Ha ben demeyeyim. Tabii. Ekmek bittiyse 3 tane. Peki sorun. Adam bana derse ne olacak Cengiz abi? Adam yok, ortak saygı, sevgi. Baktığın evet sen zaman. De tabii çalışan bir gece kardeşimiz. 5'lere kadar set oluyor. Sağ ol Evrim, teşekkür ederim. Bizim bu duvarımıza 45 dakika çekim yaptık hayırlısıyla. Tek amacım bu duvar. Tek amacım bu duvar. O zaman şu fotoğrafların oraya gidelim. Gidelim ya mi? Burada tabii fazlası yok. Esasında çok fazlası var da. Öbür evde mi? Kaldırılmış diğer evlerde. Evlerde. Köyümüzdeki, memleketimizdeki, buradaki, İstanbul'daki. Şimdi bu benim... Ha bunu alayım, bu Fatma ile dans ederken. Bu yeni neslin resmi. Onu sonra anlatırız. Bu rahmetli babam. Oo. Bu en ufak kız kardeşim Canan. En büyük abim. Cemal, benim bir ufağım Cemil.
bu Fadime, bu ben, bu Arhavi Belediyesi'nde nikaha imza attığımız yıl. Vay, 77. Ablaya evet, bak fiziğe. Evet, 77 yılında. Saç şekli ne güzel, oldu. Fransızlar evet. gibi ya kıyafetler falan. Evet, bu Ayhan Işık. Değil mi? Evet. Bıyıklar falan. Bu İstanbul'a ilk geldiğimiz yıllarda, Anadolu yakasında oturduğumuz evimizde, işte daha birinci kasetim çıkmış, ikinci kasetim çıkmış, liselim unutular. Seninle bir kalem, bir kağıt gibi. Aşkım sevgilim, liselim benim. Birlikte yazmıştık kaderimizi. İlk aşkım sevgilim, liselim benim. Duvardaki ay, resimli yıllarım. Yıllar. Ya, çocuklarımız ufacık tabii. Yıllar. Fotoğraflar eşliğinde anılara yolculuğumuz devam edecek. Ama o unutulmaz şarkıyı şöyle bir hatırlayalım mı, ne dersiniz? Anlayıver benim birkaç sözümden. Pişmanlık duyacak gönül senindir. Yıllar, yıllarım, yıllarım, yıllar senindir. Yıllarım, 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 yıllar senindir. Adammışım ya. Bu daha nişanlıyken 76 70 işte o 77'lerin başlangıcı köydeki Fadime'nin evi. Devamlı gidiyordum da böyle sarılayım diye böyle. Ay tabii. Ne güzel ya. Gibi gibi olaylar işte ya. O askerlik bağlama çalıyorum. Nereden nereye? Ve bugünlerden şu günlere. Ya. O şey de garip. Çay fabrikası değil mi çalışıyorsunuz? Çok çok çok. Tabii ben uzun yıllar... Bir sürü çalışmışsınız. 1975'te girmiştim imalatta. O zaman şimdi teknoloji girdi artık raylar, raylı sistemler falan. Biz o yüzlerce kilo çayları hep sırtımızda taşırdık. Üst katları çıkartıp kıvırma üstünde işte makinelerin üstüne atardık süngülerle. Kamyonların üstünde çayları atardık böyle. Öyle çalıştım yani. İmalatta çalışıyorduk. Çalışma düzenimiz de buydu. 6 ay çalışıyorduk. 120 günü doldurmamız lazımdı ki yıllık sigorta hakkımızı da elde edebilelim diye. Çok güzel yıllardı, çok güzeldi. Akşamlarda müzik işte bir orkestramız vardı. Emeklilik var mı? Emeklilik olmaz mı ya? Sigorta o zamandan başladığına göre. Siz ödemişsinizdir. Teşekkür ederim, sağ ol. Evet. Ödedik, ödedik. Biraz senden, biraz benden. ben de kaç? 2004'ten beri ben de SGK ya okumasaydık, ya okumasaydık. İşte yıllardan beri ya bize iş vermeselerdi, ya bizi sevmeselerdi, ya bizi dinlemeselerdi neyin hakkını elde edecektik? Hiçbir şey. Yani onun için şükretmek çok lazım. Çok şükür her zaman. Ustak. Ya bu soğukta böyle şaka olur mu? Ya gel limonlarım susuz kalmış, gel. Limonlarım. Vallahi yedek kıyafetim de yok. Olsa canım yok, yapmam, fena. Yapmam. Gel. Az sonra. Mutfağa mı gidelim? Mutfakta oy neler olmuş Fadime abi. Fadi. Evrim dedim, kardeşim gelirse böyle kalabalık kardeşlerimiz de gelir. Sen dedim Evrim'e dedim muhlama değil de onun ona benzer biz tereyağı ve peynir, köy peynirimiz. Siz yapmıyor musunuz hiç yemek? Beraber yapıyoruz da ben bakıyorum. Öyle ben de bakarım, ben de yapıyorum da. Şimdi, ya bugün Cengiz yapacak bugün yemeği. Ben 15 günden beri artık karar verdim. İlk defa yıllar sonra kilo vermek için ya, rejim yapıyorum. Nefret ediyorum kilo almaktan. Evet ama bugün biraz bozalım. Şey yaptım, bozdum. 7 tane börek yedim. 3 kıymalı, 4 10'ar tane, 10'ar tane. Bir dakika Cengiz Bey. Siz biraz önce rejime mi başladım demiştiniz? Hani şu börek menünüzü saymadın önce. Ben 7 tane, ben az yedim. 3 ay kadar eksikmişim. Evet. 7 tane. Ufak dilimler yok. Hangisi yedinin? Bunu ben götürdüm burayı. Burayı ben götürdüm. Aa!
Bir de bunun tadına bakayım dedim, şurayı ben götürdüm. Ay Fatime Hanım ne yapıyor? Şimdi bu güzel. Yağları köyde inekler, kokusu. Sütleri ablasıyla beraber kendi ineklerimizden ablasının yani köyündeki ahıra girerler. Sütleri sağarlar, ondan yoğurt çıkartırlar, peynir çıkartırlar, tereyağı yaparlar. Bu köyümüzün tereyağı. Ne şanslısınız. Bu da köyümüzün yine Fadime'nin ablasının peyniri. Bu şey, çökelek dediğiniz ama biz minci deriz ona. Minci. Şimdi peynirle minci karışımı size ufak bir spesiyel yapacağız. Siz bayağı organik yaşıyorsunuz. Tereyağın saf. Kokusu buraya geliyor. Şey kızardığında kokusu çok güzel gelir. Değil mi? Ay bizim Karadeniz'de aile dostlarımız vardı. Onlar mısır patlatıyorduk film izlerken. Onu bile tereyağıyla yaparlar. Evet, evet. Köyden onların da. Faydalıdır. Çok şanslısınız ama ya. Ama onu işte dediğim gibi sağarsan, süt ineğinden sütünü alırsan, sütü çeşitlendirirsen, tereyağını, peynirini, mincini, işte yoğurdunu yaparsan, tereyağı işte adam der ki ondan sonra röportaj yaptığın zaman 108 yaşındaki, 100 yaşındaki o ihtiyar dediler. Ben yıllarca tereyağı yedim der. Ama nasıl yedi? Ölçülü işte. Tabii. Kaşık kaşık değil tabii. Tabii ki. Buyurun. Sonra yapalım isterseniz. Ne yapalım? Sonra yapalım. Sen yapacaksın. Hazır Cengiz. Niye? Siz tabii karnınızı doyurdunuz. Sonra yapalım. Şimdi bu... Onun kızarması lazım biraz ama. Kızaracak. Yanmaz ki. Yak. Yapalım. Oh. Hiç sizin bir yaptığınız yemek var mı spesiyeliniz? Ne var? Mangal. Ne yapayım? Mangal çok evet. Erkeklerin işi zaten mangal. Kebap. Mangal. Aman vazgeçtim artık ya. Tamam yok yeter çünkü. Çok yiyor insan. Uzun yıllar geçti. Artık çorabımı kendim giyinemiyorum. Yani şeyden dolayı. Eğilme durumu. Ve yolda yürürken kendimle konuşuyorum. Cengiz, kemerden yukarısını taşıyamıyorsun. Göbek, yağlar, ballar. Börekler, mıhlamalar. Oo, liste böyle uzayıp gider Cengiz Bey. Mıhlamanın peki en büyük özelliğini anladık. Şimdi her şeyin organik olması. Başka bir sırrı var mı? Muhlama da bu muhlama işte değil ama yani, bu neden gelen bu şey? Bu başka bu işte çökelek dedim minci bu ve peynir. Evde yapılıyor. Evde peynir yani. Tavası bu. Yok. Tereyağla. Muhlama yaparken muhlama da mısır unu da kullanıyorsun. Ha, un kullanılıyor. Tabii. Bunda yok. Ayrıca peynir muhlamanın peyniri bu değil. Bu değil. Daha bu değil. Tel tel olan bir şey. Evet. Tabii o başka. Bu ev peyniri. Neydi adı bunun? Munji mi? Minci. Biraz daha şey yapalım. Hafif rengini alsın. Yanması mı gerekiyor hafif? Cengiz Bey, sakın bize güvenip Fadime Hanım'ın işine karışmayın. Hanımlar mutfakta işlerine karışılmasından nefret eder bizden söylemesi. Allah'tan rejimdesiniz Cengiz Bey. Aman Fadime Hanım görmesin. Ay ne güzel yedi ya, canım çekti. Getir. Bakayım. Getir. Getir. Yani çatal bıçakla böreği katlettin evrim. Hiç mi örnek almadın Cengiz Bey'den? En güzeli zaten böyle hırsızlıkla yemek. En tatlısı bu. Anne yemek yaparken ondan çalmak. Fatma ne yapıyorsun ya? Bitirdin beni be. Beni bitirdin be şafak be. Yedin. Beni bitirdin be şafak. Bu neli? O peynirlisi. Peynirli mi? Bir şey karışık işi ama işte. Ev böreği gibi olmuş bunlar. Evet öyle zaten. Ay bu kesinlikle. İsmi gizli saklı kalsın. Burada mı? Bu muhitte mi? Evet. Cengiz Kurtoğlu ve evrim börekler üzerine sohbete devam ederken Fadime Hanım mutfakta resmen döktürüyor. Bitti mi? Evet. Ha böyle masanın üstüne getir daha Fatma Hanım. Uy, ben de yardım edeyim. Dur bakayım. Bunlar değil mi? Yanmaz. Çok yoruldunuz. Çok da ekmeği sen getiriyorsun. Ekmeği ben getireyim. Nerede? Ekmeği ben getiriyorum. Siz evet. Buyurun. Ben getireyim. Yok ben alayım. Tamam. Oo. Müthiş. Bak hiçbir katkı maddesi yok. Aynen. Karadeniz'in müthiş lezzeti masadaki yerini alıyor. Yanına ekmek ve çay da eklenince bahçede bir ziyafet başlıyor. Gel böyle gel. Ayakta abi öyle. Servis, merbis, bilmem ne hiçbir şey yok. Dökeceksin böyle masalara falan dökeceksin. Anladın mı? Değil mi? Şimdi servis rahat. Böyle, kur oradan. Abi öyle yap. Yapacağım. İsterseniz siz önden gösterin Cengiz Bey. Mesela öyle yaptık. Örnek olarak. Evet. Gel, gir abi, habire. Vur abi, vur. Habire. Böyle mi? Ay sıcak mı? Daha kimsenin zaten bu kötü falan dediğini görmedim de. Hı? Çekimlerde falan herkes bir... Mesela çok kötü mi? Yo ben beğenmediğim şeyleri yapmıyor muyum? Çok kötü değil mi mesela? Yapıyorum. Nefretlik değil mi?
Çok güzel olmuş. Hep bak aynı hareketi yaptın, yakaladım seni. Ya siz yaptınız ya, yaptım. Orayı keseceksin zaten sen, biliyorum. Hiç de kesmiyoruz Cengiz Bey. Ekran karşısında ağzımızın suları aksa da Sezi'nin bize yarasın. Yarasın Evrimcim, yarasın. Beğenmesen daldır, daha... daldır, daldır. Böyle mi, böyle tabii, mi? Tabii, çek oradan, çek. Heh. Oh. Sen de size daldırır mı? Çocuklar kusura bakmayın ya. Yok yok bak. Dur. Şimdi dur. Ben size bir dakika ara verdireceğim, tamam. Her şey burada bitsin. Yürü be Arif. Ayrılalım diyorsun. Hangi sen unutmuş. Az sonra. Ben yemeydim ya, bu kadar organik bana ağır geldi. Ben alışkın değilim. Ben GDO'ya alışmışım. Bak. Böyle yapıyorum. Böyle. Yapma kurum. Yapma, bittik. Tatlı getiriyor bize. Yapma. Sizinki istemem yan cebime koy durumları Evrim. Yeme şimdi bizi. Komedinin starı ya. Ay. Nasıl gülüyorum ben Evrim. Kurban olurum sana. Ben oyunculuğuna, yüreğine, kişiliğine aferin sana. Siz şimdi Fadime Hanım'la baş başısınız. Çoluklar çocuklar gelmiyor Allah'a mı? Kim geliyor? Erkekler. Orçun geliyor mu? Tatilde galiba o. Yok, geliyorlar abi. Biz öyle mi büyüttük ya? Onlar kendileri daha iyi biliyorlar. Allah razı olsun hepsine. Üç evladımdan da Allah razı olsun. Yüzüm ak. Annelerinin yüzü de ak. Anneleri hem anneanne hem babaanne. Ya. Kızımdan anneanne. İki oğlumdan da babaanne. Torunlarımla gelecekler buraya. Arif Susam ve eşi Perihan Hanım'dan renkli sürpriz. Programa başlamadan önce hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcına tüm çiftleri dansa davet ediyorum. Hadi buyurun efendim. Az sonra. Aydın mı albümü çıktı? Albüm değil esasında. Single. Ne oluyor? İki tane şarkı. İki şarkı, tek bir şarkı. O iki tane yaptı. Küçük mini albüm yani. Şimdi yılbaşına doğru galiba grup bir kalabalık yani işte 8-10 tane ne okunuyor işte. Onu albüm deniliyor da. Evet. O olacak şimdi. Kaset ya, eskilerinde değil mi? Kaseti. Biz kasetle diyelim. Boş, öyle kaset daha diyelim, ben de onu seviyorum. Kaset çıkacak. Ay o zaman Sutku'yu, Aydın'ın evet kulübünün köle neydi? Köle. Köleye girer misin Sutkucan? Azıcık. İçine de siner, tenine de geçirirsem seni. Ellerime pervane döne, itaatkar bir köle. Neler geçiyor aklımda? Bir programın sunucusu, bir programın yapımcısı eğer beni aramıyorsa gıcık kapıyorum ve ben o programa gitmiyorum. Ama ben sen ödül gecesinde özel... ayağınıza geldim. Estağfurullah masanıza. Ne ayağım, olur mu? Evinize bile gelirdim ben. Sırtımda düşündüm ben seni. O gün senin orada gelmem büyük bir memnuniyetti. Cengiz abicim tamam dedim Evrim. Ben zaten seni... Ve ben normalde hiç yapamam diye İyi takip utanırım. Ediyorum. Ben senin başarılarını ekranlardan yazılı basından hep izliyorum uzun zamandan beri. Kur'an çarpsın, açık açık söyleyeyim, hep sonsuza dek de bu güzelliklerle, bu terbiyeyle, bu başarıyla hep yürü. Teşekkür ederim. Şimdi çok espri yaptığı için Cengiz abi her kelimesinde bir espri yapmak istiyor. Esasında kendisi ciddi bir adamdır Cengiz Kurdulu, fakat ben evlenime katıldım işte ara sıra da... Ben öyle yoldan çıkarıyorum. Yoldan çıkarttım beni, evet. sağ olsun. Çok çıkardığım insanlar oldu. Necat Alp'le... Necat abim benim. Canım Necat Alp'im. Onunla öpücüklü selfie yaptık. Oo, yani. Girer misin Sıtkı? Böyle. Necat abim. Yani bu bence televizyon tarihinde büyüktür. Necat Alp'in düşünsene 333 yaptığını. Allah Allah. Tabii. Görmediniz değil mi onu? Onu görmedim. Neyse ya. Şimdi gir Sıtkı. Gir abi. Gir. Gel selfie can. Selfie hoş. Dudakları şey yapıyoruz Necdet abi. Selfie yapalım biz de. Gel. Nasıl yapacağız? 333. Ben dudaklar, yapayım. Yok. Öpücük gibi. Abi yok ben yapamam ya. Yaptın ama nasıl yapamazsın? Öpücük atar gibi. Yok ha böyle yapayım ben de yeter. öyle. Lafım olsa ya o benim. Bir bu şeyleri, üzümleri topluyoruz burada biz. Güzel. Bunlar... Az sonra. Bir sabah uyandım ki albümüm çıkmış. Ve ikinci bağrımı yaşıyorum. Meşhur oldunuz. Yeniden meşhur oldum. Bana diyorlar ki, köydeyim tabii. O dağlarda, o derelerde. Abi işte bu program. Hiç cevap vermeden kapatıyordum. Ama mecburen gelmem gerekiyordu. Tabii. Promosyon lazım. Bir baktım ki sonra Evrim liste başıydı. Ayrılık acısı. Yeni
şu Saklı Düşler ismi. Memleketten geliyoruz biz yine eşimle. Trabzon'da aile dostlarımıza uğradık. Liman dediğimiz yer, damlar var böyle evler, bu kayıkların olduğu yerlerde. Orada oturup böyle çok otantik bir yerde yemek yiyoruz 3-4 aile. Benim oradaki sevgili kardeşim, eşi dedi ki ya Cengiz abi alt komşunda bir öğretmen oturuyor dedi, alt katında dedi. Sizlerle birkaç takım görüşmek istiyorum. Ne demek dedim, kurban olurum, gelsinler dedim. Bir geldiler 4-5 tane müzik öğretmeni. Anıl Erol kız kardeşimiz, kız evladımız bizim. Şurada yazar. Saklı Düşler, evet. Bakalım. Dediler ki bir şarkı söylemek istiyoruz Cengiz abi. Buyurun dedim. Gece saat 11 civarlarında İstanbul'a hareket edeceğiz biz. Çocuklar akustik olarak canlı canlı şarkılarını söylediler. Ben şarkıdan söyledim ki Trabzon'da stüdyo var mı bulamıyorum. Gittik Akçabat'ta gece bir tane stüdyo açtırdık. Orada demosunu yaptırdım ve bunu getirip albüm ismi oldu. Yani kısmet bu işe. Çok teşekkür ediyorum sana. Nereden olsun. Nereye? İşte neyin nereden evet. Geleceği belli olmuyor evet. Değil mi? Artık bu güzel şarkıyı dinlemek şart oldu. Buyursunlar efendim. Cengiz Kurtoğlu'nun o eşsiz yorumuyla Saklı Düşler. Saklı düşlerin en derin ifadesi. Tanrı'nın bana en zarif hediyesi. Ayrı yolları yazsa kaderime son durakları. Geçse bile bile bir sözün yeter. Gülüşüme dayanamam dönerim. Cam kırıkları batsa yüreğime kor dudakların. Yaksa beni yine ömrümü sana feda. O senin tabii ki. Senin kardeşlerimin de var. Onların da mı var? Sağ ol efendim. Teşekkür ederim. Canım arabayı da alsaydın. Ay vallahi mi? Vallahi evet, mı? Evet evet hayırlısıyla. Enişteyle sana armağanım olsun. Düğün hediyesi. Ay Allah söyletiyor. Arif Susam ve Cengiz Kurtoğlu'ndan kahkahalarla izleyeceğiniz çok özel bir performans. Ha. Bugün benim karşımda ilk defa ağlıyorsun. Her şey burada bitsin. Ayrılalım diyorsun. Hangi seven unutmuş. Az sonra. O zaman şimdi yola revan olma vakti. Aa, bu ne? Bu... Sepet, tekina, tekina. Külahım olsa ya o benim. Güzel, bu şeyleri, üzümleri ay, topluyoruz burada dakika. Biz. Güzel. Güzel. Bunlar tabii süs de bunların çok büyükleri var. Şöyle buradan yere kadar. Çiçekler mi? Ağaçlara çıkarız, üzüm ağaçlarına veya işte meyve ağaçlarına. Bunları evrim. Böyle bir yerlere bunlar daha büyüktür tabii. Hı-hı. Takarız. Topladığımız bütün meyveleri buna hı-hı atarız. Sonra... Yukarıdan bir ip uzatırız, bunu aşağı indiririz. Aşağıdaki kolaydır. Boşaltır, geri... Şey, asansör. Evet. Asansör. Lifting. Lifting. Peki bu üzümleri niye toplamadınız? Bu üzümleri toplamaya geç kaldık, biz memlekete gitmiştik. Onun için kendi kendini yedi. Bayağı yemiş. Bayağı yemiş. Yazık günü. Tabii, evet. Bari Arif abiye söyleseydiniz, o gelip toplasaydı. Arif, ben kendisini de ziyaret etmek istiyorum biraz sonra. Biraz sonra buradan da bağırır kendisi zaten. Maho ya. Diye beni çağırır. Maho mu diyor? Maho der bana. Niye? O Gakkoş Elazığlı. Evet. Şakalaşırız. İşte böyle böyle gidiyoruz. Burada limonlarım, karayemişlerim, üzümlerim. Bak bunları da toplamaya geç kaldık. Tabii şimdi bunlara sezon sonunda yanaşıyor yavaş yavaş. Çok iyi bakmak lazım. Bunları özel makaslarla almak lazım ki seneye sıhhatle gelsinler. Değil mi? Ya ne olacak şimdi bu? Bunlardan biz şey yaptık, bayağı bir topladık. Peki, bahçıvan düzeltir. Şunlara biraz su vermek bakayım, lazım. Bakayım burada ne var? Onlar depolar. Depe. Beni ıslatma! Ya bu soğukta böyle şaka olur mu? Gel limonlarım susuz kalmış, gel. Limonlarım. Vallahi yedek kıyafetim de yok. Olsa canım yok, fena. Yapmam. Gel. Öyle şakaları sevmem zaten, gel. Ben de sulu şaka. Yani sulu şaka yapmayalım. Çok sulu şakalar. Biraz hayat vermek lazım böyle. Evet.
Gördün mü? Hayırlısıyla. Sen ıslandın. Kısayım mı? Kısma, kapat. Bahçemizi de suladıktan sonra tekrar masa başındaki yerimizi alıyoruz. Çünkü çok özel bir sürpriz bizi bekliyor. Aa, nasıl geliyorlar bak. Buckingham'lar geliyor. Ya böyle bir güzellik var. Bak bak. Ne? Temizle. Ağzımda. Aa, söyle. Efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Aman efendim eksik olmayın. O şeref bize ait Arif Bey ve değerli eşleri Perihan Hanımefendi. Bak, soğuk. Evet Arif'im. Gelsene Mako. Evet, geliyorum. Geliyorum. Programa başlamadan önce hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyoruz. Gömüldüm ben sana. Tüm çiftleri dansa. Hak edin. Hoş gelmişsin Mako. Hoş bulduk. Hoş gelmişsin. Neredesin? Sen niye geç kaldın? Ya ömrümü yedi diyorum, ömrümü. Ne yaptın? 3 saat ya. Ama kibar. Daha kibar. Tamam da daha kardeşim 3 saatte. Ya bana kibarlık taslama şimdi, burada seni biliyoruz biz, beni konuşturma. Gel vallahi. Bak gel, burada kardeşlerim var benim. Oh, hoş geldiniz efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Sizi bekliyoruz vallahi, vallahi gözümüz yollarda. Gel otur Arif'im. Ya gel. Kardeşim. Gel. Bu oraya otur, bayanlar, oraya otur. Bu bayanlar hep böyle mi ya? Geç. Ne yaptılar? 3 saat beklenir mi ya? Bak, nerede bekletti? Başta mı tepki alır? Abi sonra. Yok abi ya, niye ama tepki alır? Ama nerede bekletti 3 saat? Bekleyen bayanlar istediği kadar tepki versin bana. Nerede bekliyor? Ya hazırlanıyor. Yok işte şu işi yapacağım. Yok işi yapacağım. Yok çocuklara yemek yapayım. Ay yok şuraları biraz temizleyeyim. Yok onu beğenir, yok onu hoş. Beğenmez giyinir. Ondan sonra yok şunu çıkartayım. Bu yakışmadı, bunu giyineyim. Ya hadi be kardeşim. En sonunda bıktım, indim arabada bekledim. Oo. Yarım saat oldu, gelecek hala. Bir saat oldu, telefon açıyorum, telefonu kapatmış. Ne yapayım abi? Malum hanımların hazırlanması biraz uzun sürüyor Arif Bey. Ama eminiz siz de şaka yolu biraz abarttınız bu durumu. Ya kardeşim tabii, ben senin yanında meleğim ya. Melek misin? Meleğim tabii senin yanında ya. Sen çok kibar adamım ya. Ya bırak. Ya. Vallahi de billahi de terör estiriyor. Aa sakın sakın. Terör estiriyor evde, ben terör. Ben sabahtan beri yalan mı söylüyorum, kendimi nasıl anlatayım? Terör, eyvah. Yoksa başka size böyle çok böyle kibar, nazik. Öyle mi tanıttı kendine? Ama biz öyle tanıyoruz, tüm Türkiye öyle tanıyor. Ciddi mi? Bilmiyorum, siz daha siz kaç yıldır tanıyorsunuz bunu? Aa, ben var oldum, onu tanıyorum tabii. Onu. Yok yok, yani 30 yıldır yani biz buradayız. Ha, ama sıfır tabii, tamam siz komşusunuz. Tamam. Çocukluğundan beri diyor ya. Televizyonda. Hayret bir şey kardeşim. Televizyon 70'e mi desin? Ben 23 yaşındayım. Tabii. Tamam eyvah, ben 30 senedir her gün buradayız biz ya. Kışlıkta burada, yazlıkta benden böyle. Benden değil bu adam. Evet, vallahi billahi. Gidelim mi? Vallahi gidelim. Biz neyi bekledik? Ne umduk, ne bulduk? Vallahi Cengiz ben abi. Ne buldum? Ben neler anlattım Arif Sam'ın içinden. Ay çok övdü sizi. Aa. Benim yıllarca en yakın aile dostum, çocuklarımız beraber. Sen tabii ki, tabii ki, tabii, tabii. Ben de sen tabii. Bitirdin. Öyle mi dedi yoksa? Çok övdü vallahi. Ya ben rüya mı görüyorum? Dur bakayım şöyle bir yani. Ya. Ya ben şaka yaptım ha. Bu işin doğrusunu hanımlara sorup öğrenmek en doğrusu ama yine bir cephe açmayalım şimdi. Bu durumda en iyisi konuyu değiştirmek. Bugün çok güzel zaman geçirdik burada. İstiyorduk ki yalnız sen sözünde durmadın. Ya haklısın bana da. Bana dedin ki bak, ben her gün bugün bu hafta hep televizyon çekimlerindeydim. Evet. Bana dedin ki perşembe günü geleceğim yazlığa. Peki dedim, ben çekimlerden sonra oradayım. Ben dün geldim, sen neredesin? Haklısın. Tabii randevusu vardı doktora. Onu da iptal ettik. Gece bir ara böyle bir hapşırık tuttu bununla. Ve tamam, başı döndü, midesi bulandı hemen. Direkt hastaneye kaldırdım. Sabah kaçtı, altı mıydı ne yattı. İnan ki. Onun için bu saatte. Ya ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın şimdi böyle söylüyor ya. İşte bak söz verdin, şu oldu, bak saat kaç oldu diyor. Ben şöyle bir şey anlatayım size. Bana diyor ki Arif, 2 saat sonra yazlıktayım. Neredesin Cengiz? Mahmut Bey'de gişeler tıkandı şu anda. Felaket trafik var. Bir saati bulur gelmem. Bir saat, iki saat, üç saat, dört saat, beş saat. Öyle dalmışım televizyonun başında. Ondan sonra Cengiz neredesin? Telefon açıyorum. Ya kusura bakma abi, ben şu anda Nazilli'deyim. Ulan Nazilli nere? Bura nere? Yani. Yok canım, o kadar da değildir. Yoksa doğru mu Cengiz Bey? Ara sıra öyle şeyler oluyor aramızda. Ya, bana sitem ediyor da şimdi. Derler ya, açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Biz böyle birbirimize çok takılırız yıllardır. Oo, benim canım ciğerim o. Canım ciğerim. Allah uzun ömürler versin. Amin. Başımızdan eksik etmesin. Allah. Şuradaki ömür boyu daim etsin bizlerin beraberliğine. Şuradaki muhteşemdi. Evet, öyle tahmin ediyorum ki. Evet, onu özellikle gösterin ama. Aşk olsun Cengiz Bey, lafı mı olur?
sizin hatırınıza bir kez daha gösterelim. Arif'in Gamara'ya bir konuşması vardı. Açılış konuşması. Gamara'ya. Gamara'ya. İyi akşamlar efendim. Nasıldı? Çiftler evet. Dansı. Nasıldı? Evet, birbirinden değerli, saygıdeğer Show TV izleyicileri. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programımıza başlarken ben ve Cengiz Kurdoğlu hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri Show TV izlemeye davet ediyoruz. Güzeldi. Güzeldi. Bunun hesabı ister bu şeyler. Tabii biliyorsunuz bu bedava olmuyor bu işler. Biz banka hesabı numaranızı sonradan alacağız. Muhasebeyi İvan. Görüşürüz. Ay canım olay. Canım benim. Arif'im çok güzeldi. Kısa da olsa çok uzun konuştun. Sağ ol. Canım teşekkür ederim. Öyle kuru kuruya teşekkürlü olmaz Arif Bey. Şarkıda duymak isteriz o güzel sesinizden. Her şey burada bitsin. Yürü be Arif. Ayrılalım diyorsun. Hangi seven unutmuş. Biz de unutamayız. Boş yere veda etme. Böyle ayrılamayız. Bebeksin, ninniye alışmışsın. Öldürüp kahrederken gülmeye alışmışsın. Bir aslanla beni hak ver böyle dememe. Bırak bu çocukluğu, pişman etme sevmeme. Çocukluğu pişman etme sevmeme. Büyümeyen bebeksin, bilmeye alışmışsın. Öldürüp kahrederken gülmeye alışmışsın. Büyümeyen bebeksin, bilmeye alışmışsın. Yakışardı uğrumda yandı bir kul, gerçek alışardı. Büyümeye bebeksin, niye alışmışsın? Öldürüp kahrederken gülmeye alışmışsın. Büyümeye bebeksin, niye alışmışsın? Sen şeyi seviyordun aynı ya. Aynı makam yine senin şarkın. Yok şeyi seviyordun. Çok sevdiğim. Bugün hayır, benim karşımda. Şimdi onu söyleyecektim. Onu diyorsun. Aynen. İlk defa oluyorsun. Bugün benim karşımda ilk defa oluyorsun. Her şey burada bitsin. Ayrılalım diyorsun. Hangi seven unutmuş, biz de unutamayız.
boş yere. Ya kaç liraya aldın? Veda bırak. Etme. Elimden düştü abi. Böyle ayrılamayız. İçimden gelmedi. Elimden düştü. Fatma bütün paralarımı aldı. Bugün benim karşımda ilk defa ağlıyorsun. Her şey burada bitsin. Ayrılalım diyorsun. Bugün benim karşımda ilk defa ağlıyorsun. Her şey burada bitsin. Ayrılalım diyorsun. Hangi seven unutmuş, biz de unutamayız. Boş yere veda etme, böyle ayrılamayız. Ayrılamayız, unutamayız. Boş yere veda etme, böyle ayrılamayız. Artık kasaya girdi, çıkış imkansız. Patlamama da şikayet ediyor. Paralarım oldu. Evet. Gitti mi? Kaç para? Yok bakacağım. Ben de şuradan cepçilik yapsam. Bu meyanda benim paralarda gitmesin. Sen sonra hallet onu. Kur'an bitme lan. Evet. Sen öyle koy böyle. Ya biz nerede doğduk? Arif ulan yüzlük. Lan sen deli misin? Ya o benim de herhalde. Evliliğin bu marifetlerini ben bilmesem. Abi o benim. Ben yanında çalışabilirim. Tamam o yok. Eyvah. Sen 5 lira idare et. Bir şey söyleyeceğim. Kendi parasını mı aldın? O kalsın. Yok, benim paramı aldınız gibime geliyor. Yüğü düşmüş yüzlük. Hayır. Onun parasıydı. Siz şuraya mı soktunuz acaba? Evet. Bakayım Arif sen nereye aldın? Yok. Al abi. Onu da aldı. Adamın böyle suyunu aldı. Aman Arif Bey, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayasınız sakın. Daha varsa bir şeyler ben evet, şey olmuyor. Onlar akşam ben burada eğleniyoruz tamam. Hayırlısı. Seni halledeceğim ben. Yok. Ay ne tatlısınız ya. Kadro tamam nasıl olsa. Kadro tamam. Fadime gel. He, hep birlikte ailece poz verelim. Şurada bir resim çekelim böyle. Hadi bakalım. Elveda sevgili. Allah bana da nasip etsin. İnşallah kardeşim. Sizin aranızda durayım da bana da bulaşsın. Dur. Sen gel. Hah, öyle Pelihan. Sanki Pelihan gelsin böyle. Sen evrimin yanına gelsin Pelihan. Tamam. Gel. Fatış sen. Ben üşüdüm. Dondu kız mahvoldun. Sen oraya geç Pelihan'ın evet, yanına. Evet sen niye öyle geldin o zaman ben yağmurla. Ya şöyle. Ben aranıza geç. Sen de bir geç Pelihan. Ha. Evet mutlu aile pozu. Mutlu aile pozu. Evet sevgili evrim kardeşimin de bu mutluluk inşallah. Ah inşallah. Dünyalar kadar güzel olarak başına. Arzu edeceği en güzel mutlulukları bizim güzel kardeşimiz de en kısa zamanda yaşasın ve çok 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 uzun sürsün. Evet çok uzun sürsün. Hmm. Enişte. Ömürlük olsun. Evet enişteyle akıllı ol diyelim. Akıllı ola. Bizim 35 sene oldu değil mi? Maşallah. Evet torun torba. Oldu mu? 55 mi? Ona o kadar uzun gelmiş ki. Aynı evet. Bay bay. Espri yapıyorum espri. Bu benim canım ya. Bay bay.